Merhabalar, ben Begüm Çağla Taşkın. Kuruluş Osman dizisinde Ülgen Hatun karakterini canlandırıyorum. Şimdi Kuruluş Osman dizisiyle ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Sete ilk geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız? Biraz set ortamınızdan bahsedebilir misiniz? Sete ilk geldiğimde oynamak için geldiğim günü düşünüyorum. Buraya gelmiştim, bu alana. Yani ortam gerçekten bir döneme girmiş gibiydi. Daha önce de hiç bu tarz hep ne dönem işinde olmuştum ne de bu kadar kurulu böyle bir set ortamında çalışmamıştım. Onun için çok heyecanlandım ama bu hani korkulu heyecan değil, güzel bir heyecandı. Herkes çok güler yüzlüydü, her yerde insanlar vardı, çok kalabalıktı. O biraz afallatıyordu insanı. Bir de şimdi bir sürü figüran arkadaşımız da var. O noktada hepsi iş arkadaşın. Herkese selam vermeye çalıştım, aklımda tutmaya çalıştım simaları ama çok karışık ama çok heyecanlı bir ortama girmiştim. Unutamam herhalde o günü. Sizin gözünüzden Ülgen Hatun karakteri nasıl biri? Bizim için biraz tanımlayabilir misiniz? Ülgen Hatun kesinlikle çok neşeli zaten. Sevgi dolu bir kadın. Şey mi derler, aşka aşık mı derler? Yani sadece kendi durumu için değil. Yani Aktemur'la Alçiçek için aynı şekilde heyecanlanıyor. Aşka bir ayrı ilgisi var gibi geliyor bana, aşık insanlara. Onun dışında kesinlikle uyanık bir kadın olduğunu düşünüyorum ben. En azından ben öyle ele alıp öyle oynuyorum. Yani bir ortamda hiç kimseyi kaçırmıyor. Hani herkes takip ediyor, kim kime bakıyor, kim nasıl bir duygu durumu içinde, kim kimden hoşlanıyor falan. İnatçı olduğunu düşünüyorum. Cerkutay'la olan gidişatından dolayı. Akıllı da bir kadın. Ve böyle çok samimi, doğal. O doğallığından, samimiyetinden belki bazen olmadık yerde olmadık bir laf edebilen. Yani hiç atmosferi koklamıyor değil ama bazen öyle bir şey yapabiliyor gibi geliyor. Dediğim gibi ben böyle ele alıyorum hali hazırda. Senaristler sonra çok twist yaparlar, bambaşka bir şey yazarlar bilmiyorum ama yazdıkları ölçüde bana geçen buydu. Ben böyle ele alıyorum. Çok renkli bir karakter. Evet, çok tatlı bir konuşması var bu arada. Evet, Kayseri şivesi yapıyorum elimden geldiğince. Bizim için bir Cerkutay der misiniz? Cerkutay. Sette en iyi anlaştığınız kişiler kimler? Var mı öyle birileri? Yani bu tam şey olur. Oscar alan oyuncunun kime teşekkür edeceğini şaşırmaları vardır ya. Say say bitmez öyle diyebilirim. İyi anlaştığım gerçekten çok var. Ya bu da çok büyük şans. Yani aynı evden iki kardeş anlaşamaz. Burada öyle bir şey oldu ki hani bir kişi içinde demedim onunla bir tutmadı ya elektriğimiz. Herkesle çok güzel bir iletişim var. Ya gayri ihtiyari beraber sahnede olan insanlarla birazcık daha yakınlaşabiliyorsun. Yani Çağrı'yı çok seviyorum. Çok da şanslıyım. Yani o tarz sahneleri onunla oynadığım için çok şans hissediyorum kendimi. O yüzden de çok hani iyi iletişimimiz olduğunu düşünüyorum ben. Boran Alp, Yiğit'i çok seviyorum. Eğitimlerden beri çok şey vardı. Ortama yeni gelen insanı rahatlatmak için yaptığını düşünüyorum. Hiç dışarıda bırakmayıp hemen böyle hal hatır soran, Bego gel otur falan böyle onunla güzel bir iletişimimiz oldu. Almula favorim. Almula'yla da eğitimlerde başlayan bir arkadaşlığımız oldu. Çok tatlı, çok eğlenceli bir kadın. Yani çok iyi oyuncu olduğu için o kadar höt höt. Yoksa gerçek hayatta şeker gibi bir insan. Aktemur'u seviyorum, Taha'yı. Ay, çok var. Hakan abi çok güldürür beni. Ökten Bey, Kaan abi çok güldürür. Çok var ya. Çok şanslıyım. Baya yani bir elin parmağını geçmez derler. Yok, 10-15 kişi sayabilirim şu an. Sette kullandığınız ve özel hayatınıza taşımak istediğiniz bir eşyanız var mı? Varsa nedir? Var, bu. Yeleğimi çok seviyorum. Haki yeşili zaten çok severim. Hani böyle dönem işi gibi durabilir ama böyle otantik havası da var ya. Yani ben bunu neyle kombinleyeceğimi bile biliyorum. Çok farklı şeylerle olur yani. Böyle ağır bir kıyafet olmaz ama çok modern bir hale getirebilirim. Bu yeleğe bayılıyorum. Ellerine sağlık yapanların. Sette unutamadığınız bir anınız var mı? Kısaca bahsedebilir misiniz? Var. Olmaz olur mu? Tam olarak burada olmuştu. Bu şive hadisesi. Bir şiveye karar veremedik ilk etapta. Hangisi daha tatlı olur diye. Kayseri'den de ilk defa çalışıyorum. Geldim, elimden gelince yapmaya çalıştım. İşte biraz Ege'ye kayıyor. Aslında Ege'de düşünmüştük tatlı olur. Ege çalış dediler. Ege çalıştım, geldim bayağı. Yok ya, Ege çok yapılıyor. Kayseri olsun. Okey. Bir daha Kayseri çalıştım. Geldim, Kayseri çektik her yere. Yakınlarıma geldi. Işık gidiyor, dış gün. Hani hızlı hızlı çekmemiz lazım. Yönetmenim geldi. Peki, Kastamonu yapar mısın dedi. Ben de, ha? Kastamonu nasıl bir şey? Hiçbir fikrim yok. Orada sağ olsun reji ekibinden bir arkadaşım hemen ben yardımcı olayım dedi. Bütün replikleri yazdık. 10 dakika çalıştım, çalışmadım. Yani soğukkanlılıkla yaptım ama içimde fırtınalar kopuyor.
Sonra da yok ya Kayseri güzel dediler. Kastamonu'ya gittim, Kayseri dublaj yaptım. Bunu asla unutamayacağım. Çok değişik bir an oldu benim için. Cerkut'a olan ilginiz nasıl devam edecek? Sizce Ülgen Hatun bıkmadan usanmadan devam edecek mi? Yani şimdi verdiği akıl o yönde bir başkasına. Aşk olunca söz konusu, seviyorsan peşinden koşarsıncı. Ama neticede bir kadınlık gurur da var yani. Cerkutay'la çok yüz verecek gibi görünmüyor hali hazırda. Yani bir noktada pes edebilir belki ama yine kendi ele alışım yüzünden oynarken biraz oraya çaktırmadan göndermeler yaptım. Hani kız çocukları hoşlandığı çocuğu iter sataşır ya. Ya ben biraz oradan alıyorum Ülgen'i. Hani bir güzel zorlar gibi geliyor Cerkutay'ı bir süre. Bizi takip eden, destek veren herkese çok teşekkürler. Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerinde görüşürüz.